Merhaba, Begüm'le Golf Sohbetleri Podcast yayınına hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, profesyonel golf oyuncusu annesi, moda tasarımcısı ve Tarzı Sport markasının kurucusu Edil Tarzı. Hoş geldin. Merhaba Begüm. Nasılsın? Gayet iyiyim. Böyle soğuk bir havada bir aradayız. Ya evet, neyse burası sıcak Allah'tan. Evet. Kapılarımızı kapattık. Aynen. Bugün çok şey konuşacağız. İnşallah. Çok değişik bir konuksun bizim için. Golf oynamayan ama golfe çok emek veren birisin. Evet. Senden başlayalım. Bize biraz kendinden bahseder misin? Senin gözünden Edil Tarzı kimdir? Güzel bir soru. Herkes aynı soruyu soruyorsun. Evet. Standart belli başlı sorularım var. Yani şöyle diyelim. Öncelikle anneyim. İki tane kızım var. Her ikisi de golf oynuyorlar. Elif 2011 doğumlu. Golfle gözünü açtı diyelim. Daha çok küçük yaşlarda golf sopasıyla kendini golf sahalarının içinde buldu. Mina Gençoğuz. Bu da büyük kızım. Anne olmak tabii sorumluluk istiyor ve çok emek istiyor. Ben kendi ailemden ne şekilde gördüysem, iki kızımı da bu görgü ve gelenekler içinde ve kendimden de bir hayli vakit ayırarak yetiştirmeye çalışan bir anneyim. Bununla beraber iyi bir eğitimim var. Bizim ailede geleneksel olarak gelen bir Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi süreci vardır. Ben de o zincirin bir halkasıyım. Herkes Işık'tan mı mezun? Baba tarafımın çoğu, evet, aile bireyimiz Işık okullarından mezun. Orada okudum. Oradan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçtim. Çünkü her zaman moda benim için ve modayı okumak çok ilgi duyduğum bir alandı. Oradan İngiltere'de Londra'da Central St. Martin School of Art and Design. Oradan İtalya'da Domus Akademi'de Milano'da Master of Fashion and Marketing. Son derece dolu bir akademik birikimle bir moda tasarımcısı olarak mezun oldum. Kendi mesleğim, kimliğim moda tasarımcısı. Onun haricinde de nasıl tanıtabilirim kendimi? Hayattan zevk alıyorum. Eğlenmeyi çok seviyorum. Pozitif bir yaklaşımım vardır. Çevremde birçok kişiye sorduğun zaman herkese ne kadar pozitif enerji saçtığım ve yaydığımdan bahsedilebilir. Asla ve asla yenilgiyi kabul etmem. Her koşulda bir çözüm olduğuna inanırım. Benim beynim hiçbir zaman ah ah bah bah şu oldu bu oldu ya çalışmaz. Bu oldu mu? Okey, bunu bir kenara koyalım. Şimdi bir çözüm yaratalım. Çözümü yarattıktan sonra bir rahatladığımızda da bir arkaya dönüp bakalım, bu niye başımıza geldi? Bunu bir daha başımıza gelmemesi için neye dikkat etmemiz lazım? O noktadan sonra da onlara bakarım. Bir daha başıma gelebilir. Hayat böyle sürüp gidiyor. Ama genel olarak yengeç burcuyum. Son derece duygusal hayatı yönetirim. Hislerime inanılmaz inanırım. Yani bir işe başlamakla veya bir takım çevrelere girip girmemekle, insanlarla ilişkilerimde hakikaten beşinci hissime dayanarak o adımları atarım. Daha ne olsun? Bu şekilde toparlayabiliriz İdil'i. Ama şu hani kötü bir şey başına geldiğinde orada onunla debelenmeden hemen asla, çözümü asla debelenmem. Hayır. Çok kontrollüyümdür. Hem benim hem çevremde, yakın çevremde böyle durumlarda çok soğukkanlı, çok net bir şekilde olayın dışına çıkıp çözüm odaklı hareket planına geçerim. Önemli olan o noktayı o günkü olumsuz koşullar içinde en herkese faydalı, kimseye zarar vermeden çözebilmek olduğunu düşünüyorum. Doğru. Umarım hepimiz bunu yapabiliriz. Erken yaşta öğrenebiliriz. Ben çok geç yaşta bunu öğrendim. Özellikle dikkatimi çekti. Çabalayabiliriz en azından bu tür hayatı, evet, yaşayabilmek için. Fark ettikten sonra zaten çalışıyorsun onun doğru olduğunu anlayınca, fark edince. Peki biraz golfe doğru yönelmek istiyorum. Sen oynamıyorsun. Şimdi ben lisanslı sporcuydum bütün gençliğimde. Ben tenise 4 yaşında başladım. Lisanslı sporcu olarak Türkiye'de Enka Spor Kulübü'nün, tenis kulübünün ilk lisanslı sporcularından biriyim. İlk, ama daha ilk kulüp kurulduğu yıldan bahsediyorum sana. Küçük yaşlarda ilk önce Taç Tenis Kulübü, sonra Maçka Tenis Kulübü, oradan Enka'ya geçtim. Kendimi bildim bileli sporun içindeyim. Bütün ilkokul, ortaokul, lise eğitimim boyunca eş zamanlı spora devam ettim. Türkiye genelindeki tenisle ilgili pek çok turnuvalara katıldım.
liseden mezun olduktan sonra üniversite hayatım boyunca da veteran bir sporcu olaraktan turnuvalara katıldım. Sporculuk benim bir yaşam şeklim. Golf oynamıyorum. Son derece iyi bir patacıyım. Yani pata konusunda karşıma gelirseniz ufak mini turnuvalar yapabiliriz. Ama sahaya çıkacak vaktim hiçbir zaman olmadı. Uzun vuruşları öğrenmek için vakit ayıracak alanım hiç olmadı. Çünkü onun yerine golf oynayanları giydirmekle meşguldüm. Ve onlar için tasarım yapmakla meşguldüm. Çalışıyorum diyorsun. Evet. Hiç vurdun mu peki? Tabii ki de. Orada hani sevip sevmediğini soracağım ama çok emin olamadım. Çok güzel bir spor ve mutlaka ilerleyen yaşlarımda tabii ki de oynayacağım. Hiçbir zaman kompetitif bir sporcu veya kompetitif bir golfçi olmak gibi asla bir şeyim olmaz. Bunu zevk için, keyif için, güzel vakit geçirmek için, kızlarımla beraber olmak için yapacağım bir spor olacaktır. Ama tabii sporcu bir atletik yapıdan geldiğim için, hele tenis gibi bir sporu çok uzun yıllar yapmış olmanın getirdiği bir doğal bir formasyon var. O yüzden golf sopasıyla vuruş yapmak hani benim için çok aşırı zor bir şey değil. Ama tabii ki de yeni ve farklı bir spor. Dolayısıyla tekniğini öğrenmek lazım. Ama her şeyden önce golf diğer sporlara nazaran çok vakit alan bir spor. Dolayısıyla o vakti yaratabileceğim bir yaşam şekline gelmem lazım. Aslında koşturuyorsun da. Yani şöyle iki tane kızın var. Evet. İki kızın da golf oynuyor. Her ikisi de. Onlarla beraber gidip gidiyorsun, görüyorum. Şimdi şöyle, her ikisi için de, Mina küçükken de, Elif'in küçük yaşlarında da onlara caddy mamilik yaptım. Yani onların bu sporu da ilerleyebilmek için gereksinimi olan zamanı planlamak, lojistikleri, getirmeleri, götürmeleri, küçük oldukları için herhangi bir golf kulübündeki antrenman saatleri süresince ihtiyaçları duyabilecekleri temel konular, beslenmeleri, temizlikleri vesaire gibi küçük yaşlardaki konuları başlarında duran ve planlayan bendim. Zaman içinde tabii bu sporu öğrenmemle beraber, yani bu sporu oynamıyor olabilirim ancak kuralları ve süreciyle ilgili doğal olarak her şeyi biliyorum. Ve de doğal bir koçluğa döndü hayatım. Her ikisi için de iyi bir sporcu olabilmeleri için benim de sporculuğumdan gelen donanımla onları mümkün olduğu kadar iyi yönlendirmeye çalıştım. Çok defa sahada çantalarını çekmişliğim veyahut yanlarında yürümüşlüğüm izin olduğu müddetçe oldu. Daha sonra buradaki şartlar değişti. Velilerin eşlik etmesi Türkiye'de artık pek mümkün değil junior sporculara. Çok da hak veriyorum bu kararların alınmasına. Ama mümkün olduğunca onlarla beraber bu süreçleri yaşları küçük olan dönemlerde geçirdik. Belirli bir yaştan sonra tabii gereksinimleri olmadığı için o kadar destek vermemi gerektiren durum bir fiil olarak ortadan kalktı. Peki bir şey soracağım. Neden golf? Yani onlar tenis de oynayabilirlerdi. Orada olduğun için soruyorum. Neden golf? Harika bir soru. Şimdi ilk çocuğum olduğunda tahmin ediyorum benim gibi benzer pek çok annenin yaptığı gibi veya anne ve babanın yaptığı gibi işte çocuğun gelişimine ve yaşına uygun pek çok farklı sporla Mina'yı tanıştırdık. Mina bale de yaptı, yüzdü, voleybol oynadı, okuldaki farklı yaşına uygun spor aktivitelerine katıldı. Fakat günün birinde, daha 7 yaşındaydı, evde bir anda dedi ki durup dururken ben topa sopayla vurulan sporu yapmak istiyorum. İşte, tamam, okey. Şimdi bu spor nedir acaba? Küçük bir çocuk böyle bir şeyle geliyor. Biz de bunun üzerine YouTube'u açtık. Hani böyle beyzbol mu demek istiyor acaba? Hani hangi spordan acaba bahsediyor diye aklımıza gelen sporları koyuyoruz. Ben golf oyuncusu değilim, Mina'nın babası da değil. Bizim hayatımızda zaten golf yok o zamanlar. Bir yerde görmedi bunu. Mutlaka zaten gördü, mutlaka. Ama ben nerede gördüğünü bilmiyorum. O küçük yaşında bilemiyorum nasıl nerede, belki bir yerde gördü ya. Mutlaka herhalde bir şey gördü diye düşünüyorum. Bunun üzerine baktığımızda biz golfü ekrana getirdiğimizde Mina işte bu dedi. Ve bunun üzerine bizim bütün yaşantımız değişti. İlk etapta tabii ki de bu tatlı bir heyecan ama her sporda olduğu gibi küçük yaştaki bir çocuğun o sporu sevip sevmeyeceği veya o sporun getirdiği koşullara adapte olup olamayacağı veya fiziksel gelişiminin o sporun ihtiyacı olan gelişime uygun olup olmayacağını hiçbir zaman
hiçbir anne baba öngöremez. Dolayısıyla ilk önce bu bir döneme süreciydi. O zamanlar Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Golf Kulübü o harika maslak tesislerinde yerleri. Evet mevcuttu. Bizim için de golfle tanışmamız İstanbul Golf Kulübü ile oldu. Ve oraya gittik. Orada ufak bir ders paketi aldı. Bir aylık bir deneme süreci ve maalesef ki kulüp kapandı. Yani gözyaşlarıyla biz de oradan çıktık. Ve Mina o bir ay içinde tutkulu bir şekilde golf oynamaya başladı. Golf oynamaya başladı derken kaç yaşındaydı? Başladı. 7 yaşındaydı. Orası kapanınca da Mina'ya bir çözüm bulmak gerekiyordu. Bu sefer bize Klasis Golf Kulübü'nde Oğuzhan Hoca devreye girdi. Aslında biz ilk ona derse gittiğimizde bizi kırmamak için Mina'yı öğrenci olarak kabul etmişti. Ama o küçük yaşlardaki çocuklara ders veren bir koç değildi, antrenör değildi. Ben dedi deneyeceğim. Daha sonra da hani kimle uygun olması gerektiğini beraberce karar verip sizi yönlendireceğim şeklinde biz randevulaştık. Oraya gittik. Mina ile Oğuzhan Hoca ilk derslerini yaptıktan sonra döndüklerinde ikisi de gözleri parıldıyor, yüzlerinde gülümsemeler, kahkahalar. Bir yanıma geldiler, Oğuzhan Hoca dedi ki Mina benimdir dedi. Ve evet, ama bu bir büyük bir sacrifice'dı. Çünkü İstanbul'da oturuyoruz şehirde ve cumartesi pazar günleri düzenli olarak onu antrenmana getirilmesi gerekiyordu. O işte ben üstlendim. Ben yaklaşık 1,5 ya da 2 yıl boyunca yağmur, kar, her türlü hava koşulunda Mina'yı düzenli olaraktan Klasis Golf Kulübü'ne antrenmana götürdüm. Bu antrenmanlar hem vakit olarak tabii benim yaşantımdan çok çalıyordu. Yaklaşık 6'da kalkıyorduk. 8-8.30 Klasis Golf Kulübü'nde olabilmek için. Mina'nın ortalama minimum 3 saatlik bir antrenmanı oluyordu. Bir yemek molası, arkasından da bir 40 dakika kendi başına çalışacağı bir planımız vardı. O zaman ve süre içinde de ben elimde bilgisayarla hani normal kendi iş tempom neyse onları orada yapıyordum. Tabii Elif'i evde bırakmak zorunda kalıyordum. Elif de daha sonra bebekti zaten. Ama bugün dönüp baktığımda bu özverileri iyi ki Mina için yapmışım diyorum. Çünkü hakikaten o aldığı o altyapının üzerine kendi hayatıyla ilgili ve bu sporla ilgili çok sağlam bir başarı kurguladı. Şehir merkezinde oturuyordunuz değil mi o zaman? Normal İstinye'de oturuyorduk. İstinye. Evet. Oğuzhan Hoca'yla bir podcast yapmıştık. Biliyorum, dinledim. Evet. Orada ben ona şey sormuştum. Şöyle geriye baktığımda hani iyi ki bunu yapmışım dediklerinin arasında ne var? O Mina'dan bahsetmişti. Sizin çabanızdan bahsetmişti. Etiler tarafından İstinye'den Silivri'ye gelmek, her hafta gelmek, yani bu, o yol. Ben pek yani böyle bir hikaye ben pek duymadım zaten. Çünkü çok yani mantıklı bir şey de değil. Yapılacak ama bir şey de değil. Şey. Ama yani çocuğun burada işte şu devreye giriyor. Benim kendimin bir hani sporcu yapıdan gelmiş olmam, sporun küçük çocuklar üzerinde ve daha sonra çocuk gelişiminde ne kadar önemli olduğuna inanmam ve bütün çocukların aslında cidden yaptıkları sporu isteyerek ve zevkle ve tutkuyla yaptıkları takdirde onların hayatlarına getirebileceği her türlü değişimi bildiğim için ben de bunu tamamen kızıma bir yatırım olarak, yani kendi vaktimin bir yatırımı olarak gördüm. Ama bu büyük bir fedakarlık istiyor. Yani bu böyle 2 yıl boyunca her cumartesi pazar yaşantını bunun üzerine kurgulamak. Onun da çözüm üretilmesi gerekiyordu. Ben bundan hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Tam tersi, kendimi orada da keyifli bir ortamın içine soktum. Peki söylediniz ya hani çocukların üzerinde etkileri. Sizde nasıl oldu? İki çocuk üzerine şöyle bir gözlemlediğiniz zaman golfle beraber, gerçi yaşları çok küçük ama. Şöyle paylaşayım seninle. Golfün kişisel gelişimin üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani diğer sporlarla kıyaslandığında çocuklara, gençlere ve hatta büyüklere, yetişkinlere farklı farklı katkılar sağlıyor. Manen, duygusal gelişim olarak. Öncelikle bu sporu açık havada doğa koşullarına karşı yapıyorsun. Yani doğa dediğimiz zaman bunun içinde rüzgar var, güneş var, havanın durumu var. Zemine baktığında toprak, çim,
ve onun o günkü koşulları var. Yani aslında kontrol edemediğin güçlere karşı bir mücadele içindesin. Şimdi sen bunu hayatına zaten yorumladığında, yani bunu böyle deneyimledikten sonra ve bununla mücadele ederek bir başarıya ulaşabiliyorsan, ki o başarıya gelebilmek için de strateji üretmek zorundasın. İşte bunu sen çok küçük yaşlarda, benim çocuklarım golf sahasını öğrenmeye başladılar. Eğer bu bakış açısıyla zaten golfü oynamaya başlıyorsa, golf bir düşünce oyunu. Çok büyük bir güç oyunu değil. Tabii ki de işin içinde fiziksel güç de var ama aslında yani beynini çok iyi kullanman gerek. Bu her iki kızımın gelişimine çok büyük bir katkı sağladı. Onun haricinde açık havada olmanın getirdiği tabii fiziksel olarak sağlıklarına çok büyük bir fayda var. Yaz kış demeden. Hani her koşulda açık havadalar. Bu çok büyük bir avantaj. Takım oyunu değil, bireysel bir oyun ama eş zamanlı bunu bir takım oyununa çevirebilirsin. Bunun için de ben her iki çocuğumun da küçük yaşlardaki süreçlerinde aynı yaş grubu arkadaşlarıyla beraber olmalarına, onların bir takım ruhuna ulaşabilmeleri için onları mümkün olduğunca bir arada tutmaya, sosyalleşmelerine, çeşitli aktiviteler yaparak, çeşitli mini turnuvalar düzenleyerek, yani bunu bir veli olarak bir fiil yaptım belirli bir müddet. Niye yaptım? Kendilerini bir takımın parçası gibi de hissetmelerine fayda sağlaması için. Ve burada çok eğlenebilirler. Golf oynarken çok güzel vakit geçirebilirler. Ayrıca de zihin boşaltmak için de, meditasyon için de çok değerli bir spor olduğunu düşünüyorum. Şimdi büyük kızın Mina yurt dışında. Evet. Eğitim için. Hı hı. Golf üzerinden mi gitti? Orada şu an golf de oynuyor bildiğim kadarıyla. Biraz evet. O şeyden bahsedebilir misin? Şimdi benim her iki kızım da Amerikan vatandaşı. Üniversiteye geçişlerinde zaten Amerika'da okumaları konusunda bir plan zaten vardı. Ama Mina için bu lise sonunda oluştu. Evet, golfün bunda büyük bir etkisi de oldu. Çünkü yurt dışında Amerika'dan bir üniversiteye kabul edildi. Golf bursuyla. Ancak oranın koçu aynı eyalet içinde Mina'yı bir high school'a tavsiye edince ve oranın takımında olması için yönlendirme yapınca süreç bizim için bambaşka değişti. Bir noktaya evet geldi. Biz de bunu ama bu süreci golf, değerlendirdik. Evet. Golf'e olan tutkusu diyeyim, çalışmaları diyeyim, onun da etkisi var değil mi orada olmasında? Şimdi şöyle, zaten yurt dışında akademik olarak öyle bir başarıya gelebilmesi için bunun öncesinde Mina'nın bu spora gösterdiği itina, dikkat, özen, çalışma ve milli sporcu olmasına kadar geçen süreç tamamen Mina'nın birebir kendi başarısıdır. Bunun üzerine zaten bu oluşan değerle yurt dışından böyle bir hak kazanabiliyor. Ama o daha sonra bize bir lise son okuma fırsatını da tanıdı. Mina şu anda lise son okuyor. Herhangi bir bursla lise sonu okumuyor. Ama lise sonunda high school'un golf takımında da oynuyor. Daha sonra da bundan sonraki akademik sürecini de Amerika'da inşallah devam edecek. Yavaş yavaş sana gelmek istiyorum. Dedin ki golf oynamıyorum ama golfle ilgili çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Biraz markandan bahseder misin? Çünkü şimdi benim buradan gördüğüm kadarıyla bir Türk girişimci golfle ilgili bir marka yaratıyor. Ve yurt dışında önemli noktalarda da bunun ciddi bir pazar payı var. Evet. Bu çok değerli bir başarı. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Şu markanın oluşumunda da tabii. Galiba Mina'nın birazcık payı var. Çok büyük payı var. Bize biraz anlatırsan. Tabii. Ben yurt dışındaki eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm ve yaklaşık işte 15-20 yıldır Türkiye'de moda sektöründe çalışıyorum. Moda Tasarımcıları Derneği kurucu üyeleri arasındayım. Mercedes-Benz Fashion Week'in kurucuları arasındayım. Birçok Türkiye'deki Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde akademik olaraktan eğitimlerim oldu. Okan Üniversitesi'nin komple Bologna sürecine geçmesinin hazırladım ve yazdım. Hem Işık Üniversitesi hem Okan Üniversitesi'nin moda bölümlerinin müfredatlarını oluşturdum gibi gibi. Türkiye'de birçok firmaya danışmanlık verdim. Ekonomi Bakanlığı tarafından Tur Quality Akredite bir danışman firmayım. Ve benim hayatım moda üzerine ve mesleğim tamamen moda ve tasarım. Ne zaman ki Mina golf oynamaya başladı, doğal olarak Mina'yı giydirmeye başladık atölye olarak. Biz zaten performans kumaşlarının içindeydik çünkü kurumsal giysi tasarımı ve üretimi de yapıyorum. Dolayısıyla bunların tedariki bizim için çok zor olmadı. Ve Mina'yı aslında ilk başta biraz alışveriş yapmaya çalıştık. Ama ne yurt dışında ne Türkiye'de Mina'yı memnun edecek bir tarz
giysi bulamadık. Öncelikli olarak çok erkeksiydi her şey. Fitler uygun değildi. Çocuk bedenlerini bulmak çok zordu. Kumaş kaliteleri ağırlıklı polyesterdi. Ben daha farklı şekilde, daha değerli elyaflarla giydiriyorum. Bunu da bulabiliyoruz. Ve derken minayı giydirmeye başladık. Minayı giydirirken bu sefer ben de kendi mamilik yaptığım için benim de golfte bulunmam gerekiyordu. Kendimi de giydirmem gerekiyordu. Ve golfün bir giysi kuralı var. Bir golf kulübüne geldiğiniz zaman bunun 100 yıllık kültürüne uygun giysi kuralını bilmek zorundasınız. Ve bunun adabına uygun kendi stilinize en yakışan şekilde de kendinizi giysi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Zaten moda tasarımcısı olduğum için ben de buna uygun bir kendim için de kıyafetler tasarlamaya başladım. Oynamayan bir golf kulübü içinde hayatı olan bunu bir yaşam şekli olarak benimsemiş birisi olarak düşünebilirsin bunu. Ve bu ikisi bir araya geldiğinde yavaş yavaş ortaya hakikaten küçük bir koleksiyon çıkmaya başladı. Mina'yı görenler o yaştaki çocukları için Mina'nın kıyafetlerinden istemeye başladılar. Benim kendi kıyafetlerimle ilgili benim zaten kendi kutur atölyem var, oraya gelenler var, onlardan golf oynayanlar. Bu kendi içinde böyle bir yavaş yavaş bir dinamiğe dönüşmeye başladı. Ama her şey esas benim bununla ilgili bir market research yapıp yaklaşık 6 aylık bir süreçten sonra bir iş planı hazırlamamla değişti. Bu iş planı üzere biz zaten KOBİ'yiz Türkiye'de. Ekonomi Bakanlığı'nın ve ihracatçılar için yapılmış ve girişimciler için yapılmış da çeşitli tasarım teşvikleri de söz konusu. Bunları da değerlendirerekten ben direkt PGA'ye başvurdum. Ve de biz 2018 yılında PGA Orlando ve daha sonra PGA Vegas'ın exhibitor'ı olduk. Yani orada Tarzi Sport markasını bütün diğer dünya global markalarıyla beraber gelenlerin, ziyaretçilerin beğenisine sunma fırsatına sahip oldum. Ben bu başvuruyu yaptığımda bana PGA'den şöyle bir mail geldi. Biz oraya tabii başvurumuzu yaparken işte video çekimleri, işte Vogue dergisi, Elle dergisi, Harper's Bazaar zaten bütün bu dergiler benim yıllardır ortak çalıştığım ekipler, arkadaşlarım. Hakikaten çok farklı bir kampanya çektik video olarak. Artı moda çekimlerini düzenledik. Bunlarla ve lookbooklarla başvurmuştum PGA'ye. Bana döndüklerinde wow nasıl böyle bir fikre sahip oldun ve hani nereden geliyorsun şeklinde büyük bir heyecanla PGA merkezinden cevap geldi. Ve hatta dediler ki sadece bu fuar yetmez ben Orlando'ya başvurmuştum. Seni mutlaka Vegas'ta istiyoruz diye. Oraya gittiğim zaman da çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Zaten standım benim belirli bir metrekare içinde tabii ki de diğer markalarla hiç kıyas kabul edilmeyecek şekilde. Biz küçük bir markayız. Ama hani sağımda Tory Burch, önümde Lacoste, solumda Ralph Lauren, öbür tarafımda Galvin Green. Böyle bir koridorun içindeydim ben. Ve koridordan geçen herkes geçerken durup geri dönüp standa giriyordu. Nereden çıktınız siz diye geliyorlardı. Şöyle bir duruşumuz var marka olarak. Daha önce yapılmamış, daha önce golf oyuncularına önerilmemiş bir giysi tarzıyla pazarın içine girdiğimiz için de ve de çok yüksek teknolojiler kullanarak ve yüksek bir kalite içinde de verdiğimiz için lüks segmente girebildik ve de fark yaratabildik. Süreç bu şekilde başladı. Şu an nerelerde var marka? Şu an Amerika'da New York'tan başlayarak o coast'u düşünürsen North Carolina, South Carolina ve Florida'nın sonu Miami'ye kadar yaklaşık 10 tane kulübün içindeyiz. Pro shoplardasınız. Tabii pro shopların içindeyim. Hangi pro shoplar? İşte Pelican Bay, Bonita Bay, The Old Collier, Lagos. Bunlar genelde hepsi özel kulüpler ve o özel kulüplerin içinde pro shopların bayan kısımlarında diğer dünya markalarıyla beraber girdiğinizde Tarzi Sport'u görebilirsiniz ve alışveriş edebilirsiniz. Ya harika. Ben gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'de hiç çalışma fırsatımız olmadı. Onun dışında neredeyiz? Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyiz. Oranın en önde gelen distribütörüyle bir anlaşmamız var. Emirates Golf Kulübü, Jumeirah Golf Kulübü, The Ask Golf Kulübü. Onların üçünün de içindeyiz. Bu distribütörün elinde 21 tane golf kulübü var. İnşallah önümüzdeki yıl içinde de onların diğer kulüplerinin içine de Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere yavaş yavaş geçebiliriz diye ümit ediyorum. Bunu başarabilmek için de çok çalışıyoruz. İnşallah.
Ama bunun haricinde tabii bu işin kurumsal tarafı esas Tarzı Sport online bir alışveriş sitesi ve online olarak dünyanın her yerinden golf oyuncuları girdiklerinde buradan alışveriş edebiliyorlar ve biz her yere globally sevkiyat yapabiliyoruz. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah. Bundan sonrası için hedefler belli mi? Bunu hem Tarzı markası için soruyorum hem de çocuklar için soruyorum. Şimdi Elif geliyor arkadan. Daha 10 yaşında, yolumuz onunla çok uzun. Mina 18 yaşına giriyor. Birazcık daha bana nefes aldıracak. Ama benim için önemli olan her iki kızımın da ayakları üzerinde durabilmeleri, iyi donanımlı olmaları, bu hem akademik olarak hem hayata dair deneyim olarak ve iyi insan olmaları, erdemli insan olmaları ve hayatta mutlu olabilecek ortamlar içinde ilerlemeleri. Ben onlara tahmin ediyorum verebileceğim her türlü doneyi verdim, vermeye devam edeceğim. Bundan sonra da hayatı yaşamak ve ne şekilde yaşamak onların elinde olacak. Ama Elif'le halen uzun ince bir yolumuz var. Elif Fransız ekolünde büyüyor ve zaman içinde bakalım onun da gelişimi ne şekilde olacak. Golf'ü çok seviyor. Zaten işte Türkiye üçüncülüğü var, işte İstanbul bölge birinciliği var. O da ablasının yolunda adım adım ilerliyor. Onun haricinde işimle ilgili, tabii bu bir kadın girişimi, bir startup projesi. İşim bir melek yatırımcı süreci var ve melek yatırımcı almaya başladık. Bu tabii sadece bununla kalmayacak. Bundan sonra bir girişim sermayesi olarak, venture capital olarak kurguladığım adımları var. Dolayısıyla o süreçte umarım bizi, şirketi, sermayesini güçlendirebileceğimiz bir yapıya kavuşturacağım adımları da oluşturacağım. Onun haricinde markanın en büyük amacı kadınları mutlu etmek şu aşamada. Ama Tarzı Spor sadece golf için yaratılmadı. Aslında bu bir stratejik bir adımdı. Bir yaşam şekli olarak sporun her alanındaki diğer spor faaliyetlerine yönelik de yeni giysi kültürü sunacak bir marka olarak kurguluyorum. Dolayısıyla heyecanın hiç biteceğini zannetmiyorum. Golf'te şu anda 2022'nin ikinci yarısında erkek koleksiyonunu sunuyoruz. O yeni bir heyecan. Erkek koleksiyonu da var ya. Yani. Yeni başlıyor, evet. 2023 içinde Junior officially çıkacak. Daha önceki yıllarda Junior'ı çok yaptık ama kurumsal olarak Junior'ı hiç vermemiştik. Onun planları yapılıyor. Yol uzun. Evet, dolu dolu bir şeyimiz var. Tabii bunun arkasında hani çok çözülmesi gereken tedarik zincirleri vesaire, dijitalleşme, üretimin dijitalleşmesi gibi pek çok farklı alanlar var. İdil'e gelince de biraz dinlenmeye de ihtiyacım var. Dolayısıyla ilk fırsatta kendime kaliteli bir tatil için vakit ayırmak istiyorum. Ruhumu ve bedenimi dinleyip, güzelce ne dinlenip daha sonra yine aynı enerjiyle yola devam etmek için. Enerji depolamak. Evet, kesinlikle. Peki son sorum. Golf nedir, ne değildir senin için? Golf bir yaşam kültürüdür bence. Golf ne değildir? Golf hafife alınacak bir spor değildir. Biraz zorlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Eminim dinleyicilerimiz de buradan senin aslında görüp tanıdıklarını düşünüp ama tanımadıklarını anlayacaklar. Emeklerin için, çocuklar için teşekkür ederim ve markanın yolu uzun olsun dilerim. Çok teşekkürler. Ben de senin podcastlerini heyecanla dinliyorum. Hele Amerika'dayken çok uzun araba yolculukları yaptım eyaletler arasında. En büyük keyfim senin podcastlerini açıp dinlemekti. Ya, çok teşekkür ederim. Bu sohbetlerini keyifle bekliyorum. Teşekkür ederim.